Titreme yaratan resimlerden korku dolu evlerdeki kayıtlara hoş geldiniz. İzlerken sizleri korkutacak 5 hayaletli videoyu derledik. Videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimlerden birkaçını sizler için teker teker söylemek istiyoruz. Hasan Güneş, Alperen Gür, Emir Güçlü, Ali Gürpınar TR, Hamza Sonduk, Ekrem Şafak, Leo Gaça, Sütlaç Kedim ve Melisa, Biladerim, Aydın Tuncel. Evet arkadaşlar, bu kanalların hepsine biz de Dünyanın Enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de bir dahaki videoda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Videoya like atın, videoya yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım bir dahaki videoda sizin isminiz çıkar. Öyleyse hazır mısınız? Gelin hep birlikte videoya geçelim. ...1965'ten beri aynı evde oturan Defoe ailesi 1974 yılında akıl almaz bir seri cinayete sahne olmuştu. Bu olaylardan sonra bu evle ilgili bir sürü kitap, belgesel ve film yapıldı. Amityville kasabasında bulunan bu evde yaşanan olay tam olarak şuydu. Anne Lucy, baba Ronald ve 5 çocuklarından 4'ü saat gece 3 civarında bir tüfekle vurulmuşlardı. Sadece yaşayan bir çocuk vardı. O da Ronald Defoe'ydu. Seri cinayetleri işleyen de ta kendisiydi. Bu olaylardan uzun süre sonra evi yeni bir aile satın aldı. Ve evde aşırı rahatsız oldular. Ailedeki anne ve baba bir yılda tam tamına 15 kilogram verdiler. Ve 10 yaş yaşlandılar. En son ise dayanamayıp bu evden ayrıldılar. Bu olaylar tüm dünyada duyulmaya başlanınca ünlü doğaüstü araştırmacısı ve belgeselciler evi araştırmaya geldiler. Evin aynı noktalarına kamera yerleştirdiler ve her saat başı bir flash patlatılarak fotoğraflar çekildi. En son ise çekilen kayıtlar incelendiğinde gerçekler ortaya çıktı. Fotoğrafta gözle görülmeyen bir kız çocuğu vardı ve o çocuk da öldürülen Defoe ailesinin en küçük kızıydı. Bu olayları sizlere kısa olarak bahsettik. Bu ailenin belgeselini izleyip daha da detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Dan Bill isimli bir YouTuber eskiden oldukça popüler olan ama şimdilerde terk edilmiş ultra lüks villayı keşfetme videosu çekiyor. Eski olmasına rağmen içindeki tüm eşyalarıyla birlikte terk edilmiş. Keşife başladıklarında oldukça ürperdiklerini belirtiyorlar. Tam çekimler başlayınca odanın köşesinde kameranın bataryası patlıyor. Bundan sonra olaylar başlıyor. Kamera değiştirerek kayıda devam ediyorlar. Dambil fark etmiyor ama kapının arkasında bir gölge beliriyor. Yine yollarına devam ediyorlar. Odaları teker teker gezerken bir kapının kilidi kendi kendince dönerek kilitleniyor. Ya evde ruhlar var ya da gizli birileri yaşıyor. Bunların hepsini videoyu paylaştıktan sonra takipçileri keşfediyor.
later on in this video, you're going to see some very strange things, and I want to give you my opinion on what I think was going on. I think that a former patient has returned to this facility, to this house, and is living here. Rusya'da bir adam, Daim Mastendikov isimli bir YouTuber, gizemli evlerin içerisinde nasıl öldüğü bilinmeyen insanların gizemlerini çözmeyi seven bir kanal ve çözülmemiş olan iki cinayet vakasını da çözmüş. Bir takipçisinin evinde gizemli şeyler olduğunu söylemesiyle ve acilen yardıma ihtiyacı olduğunu belirtince Mastendikov ekibiyle birlikte kadının evinin gizemini çözmeye giderler. Но на следующий день мы узнали, что он умер. Он умер, и у нас начались какие-то странные вещи в доме. Evin içerisinde 5 saat geçiren ekip hiçbir şey göremez. Ama bu videoyu YouTube kanallarına yükleyince dikkatli takipçileri tarafından gizemli birkaç şey ortaya çıktı. Ön kamera açıkken merdivenlerden aşağıya doğru inerken arkasında gözüken korkutucu bir yüz. Bir kıza benziyor ve üstünde de okul üniforması olduğu çok belli. Ama orada video çekerken hiç hissetmedi bile. Meksika'da bir süpermarkette oldukça garip şeyler oluyor. Çalışmaya gelen güvenlikler en fazla bir ay dayanabiliyorlar ve hepsi oldukça korkarak işten ayrılıyorlardı. 15 güvenlik görevlisi değişti ama en sonunda bir tanesi bir yıldır geceleri bekçilik yapmayı başardı. Cabrón. Ahí está la primera cosa. No mames, no mames. No mames, no mames. Son güvenlik görevlisi doğaüstü şeylere hiç aldırış etmiyordu. Ona sorulduğunda ise bana ne yapabilirler ki? O ölmüş, ben ise canlıyım. O benden korksun diye bir röportaj vermişti. Aquí es donde nadie quiere entrar. Daha sonraları yaşanan olayları Facebook üzerinden canlı yayın açarak paylaşmaya başlayan güvenliğin kamerasına gerçekten de ürpertici görüntüler yakalandı. Bu onun için normaldi ama bizler için oldukça ürperticiydi. Casi toda la basura es de aquí, de Soriana. Todo lo que te... ¡No mames! Está horrible aquí, no manches, si huele bien feo. A ver qué se trata este amigo. Hola, Santa Claus. Hey, mándale un saludo a mis amigos, por favor. Ay, no manches. ¿Qué pedo? No está conectado, no manches. No manches, no manches. ¿Qué pedo? No manches. Oh. Ay, qué pedo, no manches. ¿Estás bien? Ay, no manches. Esto sí da un chorral de miedo, no manches. No manches, ni siquiera está conectado, no manches. Oye, gordo, ¿estás bien? No, sabes que ya mejor me voy.
Qué tontería estoy haciendo. La verdad es que... darle, como quien dice, ahí aviso a los escáneres y todo eso. Pero lo más interesante es prácticamente... ¿Hay alguien ahí? Cabrón, no mames. Bruno del Bertania'da şeytanın olduğu yer olarak bilinen bir bölge vardır. Devasa ormanın tam ortasında bulunan bu bölgede yuvarlak bir alan olan kısımda hiçbir bitki ve ağaç yaşamamakta. Oraya dikilen ağaçların kuruması ve ufak bir çiçeğin bile çıkmaması oranın gizemli olmasını sağlamış. Daha sonraları efsaneleşen bu bölgede geceleri insanlar toplanıp gizemini çözmeye çalışmışlar. Bazı topluluklar gelip şeytan hainleri bile yapmışlardır ve gelen herkes ya gizemli şeyler görüyor ya da gizemli sesler duymayı başarmış. Son zamanlarda bu olayları araştırıp etkilenen bir YouTuber da o bölgeyi ziyarete gitti. Hayalet gibi garip bir şey gözüküyor. Turuncu kafalı adamın tam 50 metre arkasında ve hareket ediyor. Editörün videoyu montajlamaya çalıştığında fark etmesiyle gerçekten ürpermişler. Ne olduğu konusunda da hiçbir fikirleri yok. Peki sizce bu ne olabilir? Videomuzu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Eğer 1000 like gelirse bu tarz videoların devamlı gelecektir.